Neden buradayız? Diyorum ki bir YouTube kanalı kuralım. Tamam. Burada ben gri bir fonun önünde sinemadan bahsedeyim. Siz de sorular sorun. Yok abi, ne uğraşacaksın? Ha? Gerek yok. Niye? Belki oradan parlarız, ünlü oluruz bir şey. Abi parlamak yok, onun kafandan tutmaz, çıkar değil ya. Tutmaz. Değil mi? Kim ne yapsın? Oturup konuşan adam. Arabaya koysak aynı setup. Yani onu da yapanlar var. İlginç değil yani. Hocam ben gençlerin kurduğu bir kanal kurmak istiyorum. Ha, bütün kanallar öyle zaten. Türkiye'nin en yaşlı YouTuber'ı olabilirsiniz bu arada. Hayır, değil. Değil ya. Kim var? Benden çok daha yaşlılar. Fotoğrafçı bir herif vardı, ölmek üzereydik. Charlie Kaufman'ı kim seçti bu arada? Ya ben çok seviyorum onu dedim. Sonra kaldı. Ben çünkü kimseye Charlie Kaufman demedim aslında. Kötü mü oldu? Kaufman soyadını seviyorum. Hep böyle yönetmenlerden bahsetmek. Yani niye bir İlker Cengizgil programı yapmayıp Charlie Kaufman programı yapmış? Bugün İlker Cengizgil programı yapalım. Veya ne bileyim bir Jeffrey. Soyadı neydi? Kaufman. Jeffrey Kaufman programı yapalım ya. Bizim ne eksiğimiz var ki? Hocam yoksa programı bitirmeyi mi düşünüyorsunuz şu an? Annemlere mi gitsek? Epeydir görmedim annemi. Bugünkü konumuz Jeffrey Kaufman. Seyrettiniz mi filmlerini Jeffrey? Hocam her şeyi bitirmeyi düşünüyorum. Ben bayıldım. Tam seyrettiğine emin misin? Zaten anlamadım ilk seyredişte. Başka bir filmini seyrettin mi? Şey, Eternal Sunshine'ı izledim önceden. Niye bu kadar çekingensin? Görünüyor olduğun için. Bir süreliğine senin kafanın içine girmek istiyorum ya Jeff. Being Jeffrey diye bir film. Siz sıkılmadınız mı programda? Hocam ben daha geç katıldığım için henüz sıkılmadım. Ben artık etkili olmadığımı düşünüyorum. Kaufman'da bir tane mesele var aslında, biliyor musunuz? Başkası olmak. Evet. Hadi biraz da bilgi vereyim o zaman. 1958 doğumlu. Size göre osuruk, yaşlı osuruk. Yaşlı baya. Teşekkür ederim. Baya sürünüyor aslında, baktınız mı hiç hayatına? Hayır. Ben de bilmiyordum. Müşteri hizmetlerinde falan çalışmış. Parlaması geç, görece geç oluyor. 30'ların ortasında olabilir. Call Center'dan nasıl yönetmenliğe? Sitcomlarda falan çalışıyor. İlk yaptığı sitcom ama siz bilmezsiniz onu. Ned ve Stacey diye bir şey var. Hocam filmleri çok karanlık görünüyor ama hepsinde çok güzel bir mizah var aslında. Evet. Ama sen niye böyle lafı ortadan geçiyorsun? Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Sonra televizyonda yürüyor aslında. İlk çıkış yaptığı senaryoyu biliyor musunuz? Bayağı kar var yalnız ha. Ha? Jeffrey, sana bir şey soracağım. Sen İngilizce biliyor musun? Dumb. Hello Justin. Hello, how are you? Very good, thank you. You have funny headphones just like me. Oh yeah, very big. Are you into filmmaking or what's your... I am. I was a freelance cinematographer. Oh, that's great to have you. What kind of projects were you working on? Mostly commercials, a short film. I have one feature film. Really? It was at a small release in theaters and it was on Netflix. What do you think about Charlie Kaufman's movies? I really love his movies. In particular, Eternal Sunshine. He only wrote the movie, but I love the concept. I've seen Schenectady, New York. Very complicated film. For Charlie Kaufman's directorial debut, I think it's very impressive. It has more of a cult following. What about Cambly? Are you happy working with it? How many students do you have? Yeah, I mean, I have a lot of students. I'm really happy with the flexibility of it. And it actually brings us sort of back to the time before the pandemic where we were traveling and we could meet people from around the world every day. What about the process? I mean, can you follow a student? You can. If they keep booking you, but you do see little small changes here and there. It depends though, because some students prefer just talking like we are, like casual conversation, and some want to follow the lesson plan. But most just want to chat, which results in them becoming just like a friend to talk to. If you didn't speak English natively, would you use Cambly? Of course. Yeah, I think it's definitely a good way, especially to talk to native speakers. I mean, right down this time, there's no other way to talk to natives unless you were to travel. Especially at this time, yes. Exactly. Are you from a film school? I did study at university in Florida. It's a private college called Full Sail. Ah, Full Sail. You're familiar with it? Yeah, I've been there once. I mean, just to visit. It was a huge school. Filmmaking is an industry which is difficult to break in. Is it the same in States? Oh, definitely. Yeah, of course. It definitely is. Film students are kind of depressive all the time. Was it the same in States? Everyone's different, but I think the people that are complaining about not having the Oscar, I think need to get a different perspective on what they're doing. Exactly. Yeah. It was good to have you, Justin. Thanks. Bye. Nice talking to you. Bildiğiniz gibi programımızın sponsoru bu hafta da Cambly'ydi. Cambly'ye teşekkür ediyoruz. Sizler de eğer İngilizce öğrenip Oscar almak veya Los Angeles'a yerleşmek istiyorsanız mutlaka Cambly'den eğitim almanızı tavsiye ederim. Gerçekten yararlı. Özellikle Flu60 koduyla bitmeden indirimlerden yararlanabilirsiniz. Cambly. Flu60 kodu. Oscar. Cannes.
Mesela İngilizceyi niye öğrenmiyorsun çocuğum sen? Ya öğrenmeyeceğim. Beni bir salın ya. Öğrenmiyorum onu. Ya kardeşim bir şey öğrenmeyeceksin. İngilizceyi öğrenmeyeceksin. Ne öğreneceksin peki ya? Ya öğreneceğim İngilizceyi de. Abi bu aralar çok film izleyemiyorum ya. Ne İngilizce öğrenmesi kendisi. Hastayım ya. Hastalığım var. Hastayım ya. Salın beni ya. Duygu'ya sor. Onun da İngilizcesi değil. Geçen çekiyorum. Menajeri aradı. Cafer'in programında dedi. Hocası ona sataşıyor dedi. İngilizce bilmiyorsun falan dedi. Sen de öyle yapabilirsin dedi. Oh bizden çalmış. İşe bak ya. Duygu sen niye İngilizce öğrenmiyorsun? Ben İngilizce biliyorum ya. Ben de biliyorum bu arada. Biliyorum ya. Ya ben bırak İngilizce. Allah aşkına hepimiz İngilizce. Kim İngilizce bilmiyor o zaman oğlum? Herkes biliyorsa bunu kim bilmiyor ya? Ben ya programda ben... konuşamıyorum ya. Biz gayet akıyoruz Duygu ile İngilizce muhabbet ediyoruz. Peki o zaman let's speak in English. Okay. What do you think about Charlie Kaufman's movies? I don't think anything about Charlie Kaufman, but I think Kaufman is the most aesthetic soyadı in the world. Arkadaşlar İngilizceniz bu düzeydeyse siz de Flu 60 kodunu kullanarak olağanüstü indirimlerden yararlanabilirsiniz. Bu aya özel %60'a varan indirimler var. Cambly! 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 Oğlum Cambly'yi koru yarabbim. Cambly! Cambly! Hocam nasıl önünüzü görüyorsunuz ya? Vallahi ben hiç... kara inan. İlk parladığı senaryo Being John Malkovich. Çok komikti yani. Belli ki bunu o kadar çok ezmişler ki küçüklüğünden beri. Son filminde de ilk filminde de aslında aynı şeyi anlatıyor ama o kadar değişik yollarla anlatıyor ki tazeliğini koruyor yani. Şimdi bir film daha çekse yine varoluş sancıları çekse yine izlerim. İlginç bir tarz var. Sizin içinizde kaç tane sizden var mesela? Bir tane mi var? Ben çok kalabalığım. Müzisyen Duygu var, basketçi Duygu var, topçu Duygu var, gamer Duygu var, filmci Duygu var. Var da var. Ne oluyor? Konuşuyorlar mı kendi kendileri? Hiçbiriyle anlaşamıyorum hocam. Hepsinin sanki içinde bir sancı var gibi. Hepsi. Savcı mı? Sancı var sancı. Hocam. Varoluş sancısı. Varoluş. Varoluş savcısı olsa. İşin kötüsü bir türlü... Sonucunu da vermiyor galiba. Bütün işlerim yarım yamalı. İşte bu tamamen Charlie Kaufman bir konuşma. Artık yönetmenler hakkında yani yok 1958'de doğmuş bilmem neymiş. Bunları söylemek saçma geliyor ya. Yani adamların gerçekten ruhunu verebileceğimiz bir şey yapsak. Filmlerini baştan çekebiliriz. Anlamaya çalışalım. Senin için o iyi olabilir ama anlamak için önce görmen lazım. Mesela Jeffrey neden filmleri izlemedin? Evet Jeffrey neden filmleri izlemiyorsun? Hocam açıklayayım bari. Hocam hiperaktivite ve dikkat bozukluğuyla uğraşıyorum. Herhangi bir filmi izlemek çok zorlaşıyor. Bence Charlie Kaufman da film izlemiyordur bu arada. Onda da var o. Tarihi filmlere uyuz oluyormuş. Kostüm fetişi diyormuş. Hocam çok postmodern bir kafaya sahip zaten ya kendisi. Ya evet çok üzgünüm. Benim kesinlikle sevmemem gereken bir adam ama seviyorsunuz seviyorum. Değil çok mi? Çok seviyorum. Adaptasyonu çok beğenmemiştim. Being John Malkovich de tam olmamış gibi geliyordu. Siz ilk çıktığında izlediniz mi John Malkovich? İzledim. Ne hissettiniz? Eşi benzeri var mıydı mesela? Eşi benzeri yoktu ama tamamen eşi benzeri olmasın diye uydurulmuş bir şey oldu. Çok belliydi. Ha, o tuzağa düşmediniz. Yani Duygu Uysal'ın kafasına girmek diye bir film çektiğin zaman zaten çekilmemiş oluyor ya. Kısa film senaryosu gibi aslında. Biraz öyle. Oscar'a aday oldu ilk. Malkovich'le mi? Hı-hı. Aa, aldım Oscar'ı almadı. Alamadı ama sonra aldı. Eternal Sunshine of the Spotless evet. Mind. Normalde senaristler ünlenmez ya. Uzun bir aradan sonra ilk ünlenen senaristlerden biri. Yönetmen Spike Jonze aslında reklam yönetmeni. Jeffrey çok sever. Evet. Arkadaş bunlar. Spike Jonze'dan daha fazla ünlendi. Aranır hale geldi. Zaten adaptasyonu da çok komik. Onu anlatıyor ya. Jeffrey seyretmedi. Neyi? Adaptasyonu. Hep kendi hikayelerini anlatıyor. Dolayısıyla senaristler içinde otör sayılabilecek birisi. Bütün filmleri size de aynı gelmiyor mu? Bundan şikayet ettiğim için söylemiyorum kendisi ama. Kendisi de söylüyor zaten. Ben tamamen kendimle ilgili yazıyorum ve yapıyorum diyor. Şimdi bence aynı sorundan muzdaribiz. Ben neden yazamıyorum? O da çok zor yazıyormuş yalnız. Ha. Bu writer's block diye bir şey vardır ya. Yazarlar bazen kilitlenir. Evet. Hani senin doğduğundan beri olduğundur. Kafka'yı çok seviyor. Sen Kafka'yı sever misin? Severim. Sen sever misin diyemiyorum Cevri. Yok okudum da. Neyi okudun? Söyle. Böceği okudum. Böceği. Böcek. en ucuzunu okumuş tabii. İnce olanı. Bir şey daha okumuştum ama. Milyoner mektuplar Gregor dava. Gregor Samsa bir sabah böcek olarak uyanır. Bir sabah köçek olarak uyansa çok. Ben Kafka'ya uyuz olurum. Ben nefret ediyorum. Melankolisi yüzünden mi? Kafka kitaplarını vermiş yak demiş ya. Max. Evet. Neydi herifin? Max Frisch arkadaşına veriyor yak bunları diyor. O yakmıyor ya işte o. Evet. Dünyaya en büyük kötülüklerden birini yapıyor. Hocam çok üstüne gidiyorsunuz bence. Neden yaktırıyor bu? Aynı şey o da yaşadığı o bunalımı anlatıyor ve güzel bir yolla anlatıyor. Bunalım meyvesini versin artık ya versin. Hocam hiç varoluş sancısı çekmiyor musunuz siz? Çekmez olur mu? Bakın 150 bölümdür olmaz diye bölüm kim seri yapıyorsunuz. Kim diye bir şey kurar ya? Max Broch muymuş? Allah cezanı ver. Max Broch'a söylüyor. Max? Bu Max Kruse'ye söylüyor. Kitaplarımı yak diyor. Max Broch değil mi hocam o? Tamam işte Max Grip.
Merhaba. Niye benim açımı bulmaya çalışıyorsun Duygu? Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar. Resim sever miymiş hocam? Kim? Kaufman. İyi yönetmenler hep resimden gelir ya. Bu ama yazar işte. Kafka seviyor senin gibi. Kafka'yı. Kafka. Sen de Kafka seviyorsun. Neden sevdiğini anlatabilir misin? Empati kurabiliyorum karakterle. Karakterleriyle. Evet. Bir tane karakter var gibi hepsinde Kafka. İşte aynı şey hocam. Ya o kaç sayfa hep aynı şeyleri anlatıyor. İnanılmaz. Hocam böcek olarak uyanıyorsunuz ve işe gitmek için doğrulmaya çalışıyorsunuz. Bizim sinema televizyon bölümünde bir hocamız vardı. Birisi yine böyle senin gibi işte anlatıyor. Varoluş sancıları falan. Adam böyle yapıyor. Atla. Gerçekten çok aydın bir bakış açısı. Hadi atla. Çok hoşuma yalnız, gitti ya. Doğru. Hadi atla. Ya nedir bu ölüm sevgisi ya? Korkusu, ölüm korkusu. Hocam hiç hayatı anlamlandırmaya çalıştınız mı? Hayır hiç ya, ben öyle dolaşıyorum. Ben Charlie Kaufman'ın inanılmaz iyi anladığımı düşünüyorum. Bize benziyor. Arkadaş olabiliriz Charlie Kaufman'la. Sana da öyle gelmiyor mu? Ciddi psikolojik problemleri var gibi geliyor. Size öyle gelmiyor ama mu? Ama sizin sevmemeniz lazım onu ya. Çok depresif. Baksana çocuk seyretti. Katatonik şizofreni. Şey kondu. Hakikaten duymak istiyorum. Ne hissettin Jeffrey onları seyrettiğinde? Jeffrey? Seyrettin mi oğlum? Güzeldi. Ya bilmiyorum. Bir şey hissetmedim. Ama bazı kadrajlar çok güzeldi. Allah cezanı vermesin. Kadraj değil. Ya bazı bazı sahneleri gerçekten çok beğendim. Jeffrey'cim niye içinden bir şey söylemiyorsun ya? Bırak bu ezber lafları ya. Bazı kadrajları çok beğendim. Ya Jeffrey ile ilgili bir şey söylesene ya. Bazı ufak noktalar vardı hoşuma giden. Mesela şey... Arabadayken arkaya baktı, köpeğin sürekli sallandı. Çok güzel fikirler. Ama bu fikirleri beğendim sadece. Arabanın üstüne kar yağması. Arabanın üstüne kar yağması fikrini beğendim. Sadece arabanın üstüne yağıyordu ya. O sahne olarak tek başına çok güzeldi. Sen ne hissettin? Ben aslında kadının sürekli isteklerini, arzularını görüyoruz sanmıştım. O tuzağa düştüm. Ha, anlayamadım. İlk izlediğimde anlayamadım. Sonra analizini izleyince hani rahatsız ediyor ya bizi, Trier'de de farklı türde bir rahatsızlık var. Ben galiba film izlerken rahatsız olmayı çok seviyorum. Yani uyanık tutuyor kafamı düşünmek. David Lynch'ten daha samimi buldum bu arada. Ha, çok David samimi Lynch bir adam. Yalan söylüyor gibi geliyordu bana ya söylemiş. Bunun gerçekten sorunları var Kaufman'ın. Ne gibi sorunları olduğunu düşünüyorsun? Anksiyete kesinlikle var. Ya bir sorunları var. Bilmiyorum. Hocam bazı insanlar bu kadar acı çekip bunu sanatına ya da üretimine yansıtabiliyor. Biz acı çektiğimizde kalıyoruz. Böyle. Acı mı çekiyorsun? Bütün gün gülüyorsun ofiste. Bu benim maskem hocam. Baksana etrafımızdaki ekip ne kadar alakasız olayla. Hepsi şey. Simit yiyorlar hocam. Bitseler, bitse de gitsek diye bekliyorum. Şu kim özellikle onu tanımıyorum. Orada duran çocuk. Kim o harbiden? Ben korkunç oluyorum ya bir... Charlie Kaufman filmi seyrettiğim zaman. O kadar iyi anlıyorum ki herifin yapmak istediğini diye şimdi acayip bir şey söyleyeceğim. Ölmek istiyorsun herifin filmlerini seyredince. Ölmeyi mantıklı buluyorsun hani, istemek de değil. Evet, ha, yani evet, neden tamam. Yaşıyoruz evet. Ki oluyor. Ve evet. Çok mantıklı. Ben size bunu söyledim bir ay önce. Ama sonunda kurtarmıyor mu? Kurtarmıyor, hayır. Ne anladın sen o filmden? I'm thinking of ending things. Şundan korktum yani. Herif bana olacağım şeyi söylüyordu 40 yaşımda, 50 yaşımda. Bence herhangi bir insanın girdiği herhangi bir döngü o. Kendi babasıyla yaşadığı sorunlar, hayatı boyunca onu memnun edememiş, istekleri, hayalleri orada hademe olarak gösterilmiş ama Kaufman'da olsan aynı şeyleri hissediyorsun. Bence herhangi bir insanın standart yaşadığı döngü bu. Sen de hissediyorsun İlker Cenkligil olarak. İlker Cenkligil olsan da. Yani o yüzden diyor o yüzden diyor ki ölmek çok mantıklı abi. İnanılmaz mantıklı. Ulan ölüm propagandası yapıyor burada manyak herif. Arkadaşlar sakın ölmeyin. Yaşamak daha iyidir. Hocanız demiş ya atla diye. Kendi kendine diyor aslında Kaufman. Hadi atla. Atlayamıyordu. Atlayamıyordu işte o zaten. O bari atlayamıyorum. Film yapayım da Oscar alayım demiş. Bu arada şey çok güzel bir ön sözü var herifin. Beni sevmenizi, takdir etmenizi, bana bayılmanızı istiyorum. Sevilmek istiyorum. Ama sanki bunların hiçbiri umurumda değilmişim gibi hissetmenizi istiyorum. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Aynı cümleleri kurdum. Nerede hayatım kurdun? Boyunca aynı cümleleri arkadaşlarıma anlattım ya. Bana söylüyor niye arada söyledin ya. Niye söyledin ki? Durduk yere. Evet söylerim. İhtiyacım olan tek şey film çekmek artık. Öyle mi? Geri kalan tek şey. Çek o zaman. Hocam ben bazı sahnelerde çok gergindim ya. Ne gibi? Bir insan niye böyle bir araba alır ya? Ya nostaljiyi hiç anlamıyorum ya. Mesela evde plak var. İşte kadınlar falan gelince o plak falan oluyor da abi kadınlar, hoparlör daha iyi ya. Plak, kadınlar gelince ne demek? Ya kız arkadaşlarımız falan geliyor ve düşüyorlar böyle Batu'nun plaklarına. O çok iyi falan da abi hoparlör var yani. Ve ses daha iyi çıkıyor ya. Ben niye yüksek tizli
dandik ses duyayım yani. Ya ses sistemi var yani abi, ondan aç yani. Mis gibi JBL Pro var ya. Niye plak? Sinirleniyorum. Araba da böyle çalışmadı ya. 15 dakika çalışmadı kardeşim. Beter ol ya. Hak ediyorsun bunu ya. Benim sonunda hipotermi geçirip ölelim mi arabada? Niye soğuk? Biyografisini bulamadım. Yani normalde öyle bir herif değil ya bu henüz. Daha iki tane filmi var çünkü. Ama senarist olduklarını da. Ama yani yine de master sayılacak bir yönetmen değil. Onun için biyografisini bulamadım ama Charlie Kaufman'ın Felsefesi diye bir kitap buldum. Her filminde şey, kendinden kaçış teması var. Yani bir kendisi var Charlie Kaufman olarak. Mesela Donald Kaufman'la yazdık diyor ya senaryoyu. Bir takım insanlar inanıyor buna falan. Şizofreni herif. Yok, şizofreni denemez. Anksiyete var. Aslında Woody Allen'ın yenisi gibi biraz. Woody Allen bambaşka bence. Benziyorlar şeyleri, anksiyetedir ama bu başka şekilde anlatıyor ve ifade ediyor. Woody Allen'ın anksiyetesi olduğunu bilmiyordum. Çok keyifli ya Woody Allen filmleri. Bazı hisler çok butik. Ya hastalığı olanlar anlıyor. Bu dediğim çok saçma geliyor ama. Sen o zaman Kaufman'ı çok mu iyi anladın? Hayır, öyle bir şey demek istemiyorum ya. Yok ya, mesela ya, önemli. Bazı butik hisler var yani. Bunları hastalıklar veriyor insana. Mesela çekemez ya o dondurma sahnesi. Ya arkaya eğilip bakasın geliyor. Çünkü herif orada gerçekten korkuyor o sahnede. O sahneyi çekerken korkmayan biri yapamaz yani. Çekemez onu. Çok mistik geliyor söylediğim ama gerçekten korkuyor ve hissediyor olması lazım. O anlamda çok özel geldi bana Kaufman. Çok iyi konuştun lan. Tarayru. Ne diyeyim? Tarayru. Köçek ne demektir? Bana açıkla çocuğum. Köçek? Köçek ne demektir? Açıklayabilir misin? Hocam, köçek? Bilmiyorum hocam. Ya senin açıklayabildiğin bir şey var mı ya? Gülüyor ya. Ben kimim ya? Kaufman'ın filmlerinde aslında Kartezyan felsefenin eleştirisi var. Ben Kartezyan nedir onu bile bilmiyorum ya. Kartezyan nedir Duygu, sen biliyor musun? Peki Jeffrey, sen ünlü olmak istiyorsun değil mi aslında? Hocam ben aslında ünlü olmak falan istemiyorum. Ben aslında para istiyorum. Ya nedir senin bu parayla derdin? Anlat çocuğum. Nedir? Ne istiyorsun? Kaç para yani istiyorsun? Yani 1 milyon para değil mesela. 1 milyon istemem gidip de hani. Hani 5 milyon paradır. Ajda Pekkan benimle evlenirim mesela. Ya, ya boşver ya. Bu kızın suratı niye yapasık ya? Ya hocam. Ne diyorsun? İçine konuşmasın. Yapsam ne olur, yapmasam. Neyi ya? Duymuyorum. Ne diyorsun? İşte yani hocam ne olacak ki yani? Geliyoruz buraya mı? Asistanlarım gerizekalı. Bak garibanlığı bırak. Neyi? Oğlum asistanlıkla alakalı değil bu iş. Ya hocam ya sizi aldırmayın ona ya boş. Aptal herif. Hocam ben araba kullanabiliyorum da ya yani ehliyet almadım ya. Ne şey yapacağım? İzledin mi kızım sen? Kaufman'ı. Ehliyet almadım hocam. Ne hissettin mesela? Ya böyle adam iyi yani çok. Kafa bir adam. Sen filmci mi olacaksın, müzisyen mi olacaksın? Ne yapıyorsun sen? Ya hocam işte yapıyoruz bir şeyler ya. Çok şey değil yani. Yani olursa olur. Aslında domuz gibi istiyorum da yani çaktırmıyorum işte öyle. Ya ünlü olmak istiyorsun sen. Ya yok hocam yani şey yani. Kızım ne olsun istiyorsun ya? Öyle bir film yapmak istiyorum ki diyorum ya benim. Charlie Kaufman yapmış o filmi ya. Snakedoke New York müthiş bir film ya. Ben ona hep Snakedoke New York diyorum, yanlış mı söylüyorum? Snakedoke New York. Hocam Mulholland Drive'la aynı. Çok benziyorlar. Hiç alak. Hayatımda gördüğüm en iyi filmlerden biri o. Gerçekten mi? Çok merak ettim ya. Nasıl seyretmezsin ya? Snakedoke ne diyorsunuz? Snakedoke New York beğeniyor musunuz diyorum. İzleme. İzledim galiba diyor. Böyle bir film unutulamaz. Jeffrey, oturdum o filmi seyretmeye, bir yüreğime bir şey basmaya başladım. Herif başarısız bir YouTube kanalının şeyi, kendi hayatını filme çevirmeye başlıyor. Olmaz öyle saçma şey falan, programlar yapmaya başlıyor. Bir anda işler büyüyor. Adamda çok çok büyük bir ölüm anksiyetesi var. Hani başarılı olmak falan. YouTube sahibi olanı. Aslında o program çekmeleri, bağırmaları, çağırmaları aslında hepsinin kaynağı ölüm korkusu. Onu örtmeye çalışıyor. Bence bağırmıyor. Herif bir tiyatro yönetmeni. Bir satıcının ölümü diye bir oyun vardır meşhur. O oyunu sahneye uyarlıyor ama serbest ve çok underground bir tiyatro yapıyor. Beğenmiyor karısı. Gülüyor, dalga geçiyorlar bununla falan. Sonra bu başka bir oyun yapmaya başlıyor ama yaptığı oyun kendi hayatı aslında. Kendi hayatının oyununu yapmaya başlıyor. Fragmanlar görmeye başlıyorsun herifin hayatından ama onları da tekrar oyun yapıyor. Yani oyunun içindeki oyunu yapan adam tekrar oyun yapmaya başlıyor. Böyle film kendi içinde sürekli geri çekilmek suretiyle gittikçe büyük setler kuruyor herif falan, manyak manyak. Bütün New York'u kuruyor herif. Biliyorum şimdi nasıl yapacağımızı, şöyle yapacağız falan bir şeyler anlatıyor. Abi film kopmaya başlıyor bir noktadan sonra. Şey bitmeyecek gibi geliyor film. Allah'ım çöküyorum filmin içine oluyorsun. Filmin bir yerinde
kızı karısının kankisiyle sevgili oluyor. Kız kanser mi oluyor, hasta oluyor, ölüyor. Karısı bir ara Almanca konuşmaya Bir ara Almanya'ya gidiyor, Almanca konuşuyor. Bütün gördüğü, ömrü hayatında gördüğü bütün rüyaları sanki arka arkaya diziyor, biz de aa ne yapmış. Ama çok normal başlıyor film. Bu arada hiçbir filmi iş yapmıyor. Benim çok sevdiğim bir filmi daha var, Anomalisa. Ay aslında harikaydı o, ya. Anomalisa tiyatro oyunu. Jennifer Jason Leigh oynuyormuş onu da. Ama işte Jeffrey seyretmediği için şu anda konuşamıyoruz. Üzgünüm ya. Dün açma olmadı işte. Siz konuşun, bana niye ihtiyacınız var onu anlatın. Zaten bir katkım olmuyor ya. Seni seviyoruz ya. İşte bizde o pırıltı yok ya, senden çalmaya çalışıyoruz. Evet. Anomalisa mesela bir film olsaydı ya da... Film zaten. Yok. Animasyon olmasaydı, gerçekten insanlar oynasaydı asla bu kadar güzel olmazdı. Yani. Evet, çok yakışmış. Filmin tek güzel yanı diyecektim de filmin tek güzel yanı bu değil tabii ki. Mesela neden herkesin sesi aynıydı? Adam hariç. Hatırlıyor musunuz? Tabii ki hatırlıyorum. Neden? Bütün filmin olayı bu zaten. Neden sizce hocam? Bu kartezyen felsefe dedim ya demin. Ne demek hocam o? Charlie Kaufman'ın benle derdi var. Yani ben kimim? Ben nerede bitiyorum? Nerede başlıyor başkaları? Ben ne kadar değişebilirim? Bir başkasının deneyimini ne kadar yaşayabilirim? Being John Malkovich'ten itibaren. Adaptasyonda da var. Anomalisa'da da var. Yani şu. Anomalisa'nın baş karakteri yine orta yaşı geçmiş. Depresyonda bir tip. Her zamanki gibi. Yani Kaufman aslında. Öyle bir dünya gösteriyor ki sana. Yani normal New York gibi atıyorum ama bütün kadınlar aynı sesli konuşuyor. Sonra bir kızla karşılaşıyor. Onu başka bir seslendiriyor. Jennifer Jason Leigh. Ve aşık oluyor. Date ediyorlar. İşte yatıyorlar, kalkıyorlar falan filan. Ertesi sabah konuşmaya başlıyorlar. Orası da çok güzel. Evet. Kız bir şeyler anlatmaya başlıyor. Hayvanat bahçesine mi gitsek falan filan derken yavaş yavaş kızın sesi diğer seslendirmecilere dönüşüyor. Harika değil mi? Sadece yarım günlüğüne özel bir insan olarak görebiliyor onu. Ama burada zaten anlatılan şey aslında kızın bir suçu yok. Herifin evet. Bakışı hastalıklı. Çocuğunu sevmiyordu. Karısını sevmiyordu. O konularda ne düşünüyorsunuz? Hangi çocuğunu sevmiyor? Mesela çocuğunu sever mi bir insan? Hocam herhangi bir insan, bir insanın kendinden başka herhangi bir şeyi gerçekten sevdiğine inanmıyorum. Ya sen ne pis bir herifsin ya. Neden? Ama çok mantıklı ya. Adam kendini sevmediği için sevmiyor çocuğunu. O zaman niye burada bir arabada benimle oturuyorsun şu anda? Hayvan herif. Başka çıkarlarımız var. Alttan alta mesela. Öyle mi? Hemen kovun bu herifi. Rezil herif. Mesela beni sevdiğini söylüyorsun ama. Ben seni sevdiğimi mi söyledim? Sevmediğini söyledin ama. Ne zaman sevmediğini mi söyledim? Sevmemek de sana bağlanan bir şey. Diyorum ki insanın kendi öznel nedenlerinden başka hiçbir neden yok. Bütün her şey bize geri bağlanıyor. Beni sevmemenin nedeni de sende. İşte ben... Senin problemin ne biliyor musun Tevri? Nedir hocam? Charlie Kaufman'ın anlattığı şey aslında şu. Kendinden çık diyor herif oğlum. Sen kendinden çıkamıyorsun. Bir dakika çok anlamadım ama. Ne demek kendinden çıkamıyorsun? Tamamen kendi dünyanda yaşıyorsun ya. Mesela Gülse'ye bakıyor musun hiç? Gülse ne hissediyor, anlamaya çalışıyor musun? Ben herkesi gözlemliyorum ya. Sizin de kafanızda bir Cafer var. Dinlememe huyun var ya. Yani... Huy değil abi. Sorunum var yani, anladın mı? Ya dinlemiyor da değil aslında. İnsanları kendinden çok daha küçük görüyor. Değer görmüyor hani, senin fikrin benim için vay hiçbir şey. Vay ya, öyle mi? Ama herkes için yapmıyor bunu. Yani ben öyle düşünmüyorum ya. Için... Bir günlüğüne Jeffrey olmak isterim. 15 dakikalığına olsak yeter aslında. Yeter bence. Şeyde çok etkilenmiştim. Son filmde. Ya bir garip geliyordu ya. Yemekte kadın garipti, erkek garipti. Gerçekten günlük hayatım böyle geçiyor. Çünkü insanların normal hareketlerini anlamıyorum. Ya bak, ve Kaufman'da bunu hissettiğine o kadar eminim ki. Aslında çok normal şeyler oluyor orada. Yemek yeniyor. Ama kıza garip geliyor ve izleyiciye de garip geliyor. Aslında filmin tamamı öyle. Bir şeyler garip geliyor ya. Günlük hayat da böyle yani aslında. Gerçi çok garip abi. Garip değil mi yani hareketleriniz, benim hareketlerim? Ya ben ayak uyduramıyorum. Gerçekten garip geliyor yani. İnsanları gerizekalı olarak gördüğün için olmuyor mu bunlar? Abi sen? Bunu böyle düşünmüyorum. Buna biraz içerlenmiş sanadığım kadarıyla ama biri senden olmayınca istemsiz olarak ona karşı savaş açıyorsun. Ya bunu nasıl anlatacağım bilmiyorum. Fazla kişisel. Yani senden olmamam beni böyle düşünmeye itiyor. Ne demek senden olmamak? Senden yana mı? Yana değil. Aslında ya kitap okumuyorum ya mesela. Bu şey demiyorum. Ben cahilim, beni falan değil. Yok, siz ne düşünüyorsanız onu duymak istiyorum. Söyle Cefrin. Seyretmeyen de seyretmesin ya. Kaufman çok seninle ilgili bir herif. Bence bütün külliyatını seyret. Başarısızlık gerçek başarıdır diyor. Ne demek istiyor bunu derken? Başarısızlık badge of honor'dır diyor. Yani şunu söylüyor aslında. Kumarbaz yanılgısı gibi. Hayır. Hoşa giden bir şey yapmak çok kolaydır abi. Olmaz öyle saçma şey de hep yapıyoruz ya işte. Grief onun önünde bağırıp çağırıyor falan filan. Yani onu yapmak çok zor değil. Yine ezberden onu devam edebilirsin. Başka bir şey yapıp beğenilmemesi riskini almak kendi başına yeterlidir diyor. Sen hep beğenilmek istiyorsun. Ben mi?
mi? Evet. O kadar katılmıyorum ki yani. İşte bak buradan beğenilmek isteyen böyle olur mu ya yani? Garip garip. Daha doğrusu şöyle, içinde o savaş var, onu görüyorum. İşte yanılıyorsun. Yani beğenilmek isteyen ne? Öbür Jeffrey. Yok mu öyle bir şey? Yok abi. Ya ben beğenilmenin aptal mıyım? Bana aptal mı diyorsun? Yanlış anlayabilirsin bazı şeyleri yani. Peki doğrusunu anlat o zaman. Tam tersi. Psikologla da bunu tartışıyoruz. İnsan olmak bunu gerektirir aslında. Beğenilme arzusu insan olmanın kendisidir. Acayip laflar etmeye başladı herif. Ne demek istiyorsun oğlum? Yani insan olmak bunu gerektiriyor. Tamam, bir şey demiyorum zaten. Ben onlarla ilgili sorunum olduğu için aslında şu an sorunlar yaşıyorum. Tam nelerle tersi ilgili? Aslında. Mesela önemli olma arzusu hissetmeyi bilerek bastırıyorum içimde. İşte şimdi, bastırma diyor adam zaten abi. Ama tam tersi. Benim bastırdığım şey beğenilme arzusunun, yani istemiyorum beğenilmek. İstesem başka yollarını biliyorum. Beğenilmeyi istemeyi bastırmak suretiyle zaten de beğenilmeyerek büyük başarıya mı ulaşıyorsun? Ne oluyor? İlginç. Ne oluyor 27 yani? Seanslık psikologluğun sonuna geldik şu an. Eğleniyorum ya. Hiç eğleniyor gibi görünmüyorsun ama. Surat altı karış, arkada oturuyor herif. Hiçbir zaman verdiğim filmleri seyretmiyorsun. Evet. Sersem herif. Ödev verdiğim için balıyor. Ne oluyor bilmiyorum. Açtığım anda izleyemiyorum ya. Vallahi izleyemiyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum ya. Ya senin yerinde olmak için can atan gençler var ya. Şurada İsmet var alsam, o da izlememiş gerçi. Peki ne yapalım ya? Ne yapalım yani? Hocam ölmeyi düşünüyor musunuz? Benim düşünmeme bağlıysa. Neden? Ölmemeyi düşünüyorum ya. Gerçekten ya, acaba ölmemek. Mümkün olur mu öyle bir şey? Ölmüyor herif. Neye tutunsan ölmezsin acaba? Ne belli herkesin öleceği, belki de ölmem. New Yorklu filmde de, Malkovich'te de adam hep ömrünü uzatmaya çalışıyor. Bu adamın bütün filmlerinin tek kaynağı ölüm korkusu. Dünyadaki her şeyin nedeni o değil midir zaten? Hayır ya. Dünyadaki her korkusu... şeyin korkusu ölüm korkusu olamaz ya. Ben ölüm korkusu bence değişen bir şey yani. Kaufman'ın ölüm korkusu çektiğini zannetmiyorum. Nasıl? Filmlerinde kendinden bahsediyorsa şey ve ay, sürekli bu temayı işliyorsa evet adam korkuyordur ya. Oğlum nasıl? Tamamen ölümle ilgili herif mi filmleri? Ölümle ilgili olabilir ama ölümden korktuğunu düşünmüyorum. Sen niye korktuğunu düşünüyorsun? Karakterleri ölümden korkuyor ve sürekli sonsuza kadar yaşamanın yollarını arıyor karakterleri. Aslında öyle demezdim. Anlamlı bir şey yapmanın yollarını arıyorlar. Yani anlamlı bir şey var mıdır hayatta? Yok anlamlı bir şey. Yok mu hakikaten? Hiç yok. İn aşağı çocuk. Gerçekten de öyle. Hakikaten niye böyle siz böylesiniz ya? İkiniz de böylesiniz. Yok çünkü. Nasıl yok ya? Bence her insanın buna ermesi lazım. Ya aybaşı maaşını istiyorsun ama. Madem önemli değil maaş alma. İlginç bir safsataydı gerçekten. Verecek cevap bulamadım. Aslında çok Kaufman'la ilgili. Yani şu hayatının iki katmanı var diyelim. Bir düşünüyorsun ya bak, düşündüğün anda yanılırsın. Düşünmeye başladığın anda ben niye buradayım ne oluyor lan falan dediğin anda hiçbir şey yapamaz hale gelip mahvolursun. Ama bütün Kaufman bunu anlatıyor. Yanlış işte. Ya hepimiz düşünüyoruz ama bunu düşünmeyi engellemek diye bir şey olamaz. Olur mu zen? Hoca evet, havalansa evet, bir yani. Gerçekten. Şöyle düşün. Bir insanın temel ihtiyaçları nedir? Yemek yemek. İşte barınmak. Barınmak. Sevişebiliyorsa sevişmek falan filan. Yani temel ihtiyaçlar sosyalleşmek, konuşmak, işte beğenilmek, takdir edilmek, zartur. Devam etmen gereken bir hayat var yani. Maaş alacaksın, yemek alacaksın, ağzına atıp yiyeceksin aslında. Çok temelde olay bu ya. Bir de düşünceleri var. Düşüncelerindeki Jeffrey. Kaufman onu çok iyi yapıyor. Yani hayallerinde herif Oscar Moscar falan almıyor. Yani ne hayal ediyorsun onu merak ediyorum. Yani hayat anlamsız diyebilmek için başka bir hayatı düşünüyor olmak lazım. Yani bu aralar onu kaybettim ya. Hocam ben mesela bu Oscar kan ödül törenlerini izliyorum ve ödül alan insanlar konuşma yaparken ağlamaya başlıyorum. Başarılı bir insan görmek beni çok duygulandırıyor. Hasetimden mi ağlıyorum? Sen mi ağlıyorsun? Sen mi ağlıyorsun? Ben ağlıyorum. Başkalarının ödül konuşmalarını izlerken ağlıyorum mesela. Parazit'i aldığında Bong Joon-ho, Scorsese'e armağan ediyorum onun sayesinde bir şeyler yaptık falan dediğinde hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Çünkü herifin oraya gelmek için çektiği acılara saygı gösteriyorsun. Empati. Bu da yengeç burcu falan herhalde. Yani dediğiniz gibi temelinde bütün insanların beğenilme arzusu var. Ve bir gün ben de Cannes'da ödül alacağım ve herkes beni alkışlayacak. Öyle mi düşünüyorsun? Evet. Eve gidelim. Ya çok sıkıldım ya. Bitirelim hocam o zaman. Kemliği yapmamız lazım. Para kazan, maaşa geldi olay. Maaşa, maaşın peşindeyim ya. Senin maaşı görmeye çalışıyorum. Allah'ın cezası. Bak hep bakıyorlar, hepsi maaş bunlar. Bunlar eğilen 2,5, eğilen 4,5 değil mi? Bu arada Philip Kaufman diye de bir yönetmen vardı. Var olmanın dayılmaz hafifliğini çekmişti. Charlie Kaufman iyi, hoş da ben de çok beğeniyorum ama. Yahu hiç mi iyi bir şey yok şu hayatta? Nasıl yani? Yani niye böyle filmler yapıyorsun? Hocam Schopenhauer der ki hayatta iyi bir şey yok sadece. İyi anlar vardır. Geri kalanı ızdırap doldur. O ızdırapla barışman lazım.
yapıyorsun der. Ben çok eğleniyorum. Siz de çok eğleniyorum ben mesela. Ben Kaufman'ın da çok eğlendiğine inanıyorum. Gülmeden yazılmaz o senaryolar. Hatta evet. Evde şey diyoruz, ulan uydurduk bir şeyler. Ya çok komik sahneler var, çok absürt sahneler var da öyle çok eğlendiğini düşünmüyorum. Snake Dogg'i yaparken bazen ben bile karıştırdım demiş herif. Kısa ekranda televizyonda film izliyor ya adam. Kendi hayalini. Snake Dogg'i seyretmedin sen. Yok onu değil. Ha. Aslında seyretmediğim halde bir şey söylüyormuşum değil mi onlar? Kurgucu şey yapmış. Filmin sonunda evet. Yazı geliyor. Directed by Robert Zemeckis. Ben filmin sonunda... Araya öyle bir şey sokabiliriz aslında. Jeffrey Kaufman. Jeffrey Kaufman güzelmiş ya. Çok senin iyi. Kaufman çok iyi ya. Kaufman var ya insanı bir peki, adım hani... Peki sana şunu sorayım o zaman. Charlie Kaufman'ın avukatı olarak ilan ediyorum. Bu kadar acı çeken bir adam. Çünkü gerçekten Nevzat Hoca da onu söyledi. Başka birisinin acısını çok hissediyor gibi. Yani empati sahibi gibi. Lantimos gibi değil. İçten yazılmış filmler onlar. Kendi de o zorlukları yaşıyor gibi ama bu kadar zorluk yaşayan bir adam nasıl olur da Hollywood'da en başarılı senaristlerden biri haline gelir? O getiriyor zaten onu oraya. Film? Yani şey bizim duyguyla genel bir şey problemimiz var. Bir şey yapalım falan. Öyle mi? Kaufman öyle yapmıyor. Bir şey yapalım ulan patlayalım değil. Herifin sorunu var zaten. Bir şekilde hayatta kalması lazım. Ama gördüğüm kadarıyla senin de çok sorunun var. Bu durumda senin de bir şey yapabilmen lazım. Yani bunları motivasyon olarak kullanabilmek lazım. Evet. Acılarını, sorunlarını. Çıkış yolu olarak ben mesela bahanelerimi kullanıyorum. İşte şu olma, şu be, bilmem ne, para falan. Ama tek çıkış yolu var. Bunları kabul edip bunlarla üretmek, ya mücadele etmek. Bunun keyfine varmayı öğrenmen lazım. Şimdi yeniden tıpta tedavi yöntemleri geliştiriliyor. Şey, sizofreni... Umut kesin. Her gün yeni bir tedavi yöntemi çıkıyor. O zaman Oscar kazandığı film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Müthiş. Ki Alexander Pope'un bir şiirinden alıyor o pasajı. Ben çok beğenmedim o filmi. Ben de çok sevmiyorum aslında. Müthiş fakat ya. Fikir çok iyi. Hafızamızı sildirebilir miyiz? Sildirsek de aynı şey olur mu? Gördüğünüz gibi yine aynı tema var. Beni ben yapan hafızalarım mı yoksa bende bir ben var benden içeri mu? Adam bunu söylüyor. Ya peki neden sürekli aynı şeyi anlatmasına rağmen izliyoruz bu adamı? Anlamıyorsunuz. Adam anlatıyor anlamıyorsunuz. Ya, o yüzden direkt Acting skills değişiyor. Daha iyi bir yönetmen oldu evet. Yani yönetmen değildi çünkü. Abi sil baştan filmi falan. Michel Gondry. Müthiş iş çıkarmış. Ben bayıldım evet. Ya teknik ne olarak. Ne alakası benim söylediğim şeydi bu. Siz ne söylediniz ki? Kaufman kendisi yönetmenlik yapmaya başladı ondan bahsediyorum. Ya onun yönetmeni Charlie Kaufman değil dedim. Evet. Başka bir şey demedim. Ha tamam. Yani sen onun üzerine çok iyi yönetmen deyince onu anlamadım. Ben başka bir şeyden bahsetmeyeceğim. O film çok iyi. Niye başka bir şeyden iyi. Çünkü ne bahsettiğinizi bence siz de bilmiyorsunuz. Dinlemiyorsun. Hayır. Bana ne bahsettiğinden bilmiyorsun. Kaçamadı. Hocam tamam diyor. Maaş öde diyor. Siktirin gelin. Beni hep seyirciler eğleniyor, gülüyor. Bu herif çok neşeli falan zannediyorlar. Ben acı çekmiyor muyum? Çekiyorsunuz. Çekmiyorsunuz bence. Ne adi insansın sen. Çekiyor musunuz? Siz sabahları söyleyin. Sabahları kalkıyorum o kadar zor ki. Zor mu gerçekten? Hocam ilk ne düşünüyorsunuz sabah kalkınca? Acaba intihar mı etsem diye düşünüyorum. Yalan. Gerçekten. Bakış açısına göre her şey tabii ki çok anlamsız. Yani ne olmasın istiyorsun? O yüzden bu kadar eğleniyorsunuz siz. Ben de şunu soruyorum, çok merak ediyorum. Biz zaten sancılı ruhlara sahipsek en çok bizim eğlenmemiz gerekmiyor mu? Hem hiçbir şeye anlam yüklemiyoruz hem de oturup neden? Bizim ben çok eğleniyorum işte yine. Aynen işte öyle olmak lazım aslında. Orta yaşlı İlker Hoca'nın yaşlarındaki insanların esprileri çok iyi oluyor. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü hiçbir anlamı olmadığını anlıyor ve her şeyi esprilerle dolduruyor. Gerçekten çoğu arkadaşımın bunu görüyorum. Bak hiç umurunda değil çünkü anlam olmadığını biliyor yani. O zaman keyifli oluyor. Bence bizim buna biraz yaşlanmamız lazım. Anlam yüklemeyi bırakmamız gerekiyor bir şeyler. Yaşlanmamız abi. Lazım bunun içinde. Çünkü yüklesen de bir şey olmuyor. Eminim yaşlandıkça... İlker Hoca 30 yaşına kadar bir sürü anlam yüklemiştir yani. Dediniz mi hocam? Jeffrey... Enteresan. Okumamış olmasına rağmen bayağı anlıyor bazı şeyleri. Doğru tabii canım. Yani İlginç hakaret yedim ben. Durduk yere hakaret oğlum, diyorum. Neresi hakaret? Kitap okumuyorsun. Film seyretmiyorsun. Yani abi bir rağmen, yıldır ya. Benim rağmen, bir benliğim var. Buna rağmen diyorum ki bütün bu limitasyonlarına rağmen oldukça sorunlar. Üstelik de hasta olmasına rağmen gayet iyi bir kavrayışa sahip diyorum. Daha ne diyeyim? Şey mi diyeyim? Çok okuyor. Hayır bazen diyorsun ki akıllanmaya başladın. Bundan daha büyük hakaret olabilir mi? Ya bir insanın birine aferin akıllanmaya yani ne bileyim küfür falan et ya, yani bunu değil mi? Size şey söyleyeyim yaşlanmak çok acı. Yine Kaufman da bundan hep bahsediyor ya. Bitiyorsun oğlum bak sana ayrılan süre var tamam mı? O süre giderek azalıyor. Bir defa bunu kafana sok. Bu zaman sonsuz değil.
Bak gidiyoruz şimdi arabada. Namaz namaz diyecek diye çok. Namaz. Hayatın hızı öyle bir ayarlanmış ki silgi gibi, hani silginin bittiğini anlamazsın ya, ulan bu nasıl bitti dersin, sonra bir gün bir bakarsın ya da uçlar, hani şu 09 uçlar vardır ya, küt diye biter hani. Bu da öyle, anlamıyorsun nasıl bittiğini. Daha proaktif olmakta fayda var. Bir de gençlik çok komik ya. Yani o kadar aptalsınız ki. Yok, size demiyorum. Yani gençlikte insan çok aptal oluyor. Her şeyi yaparım zannediyor bir defa. Oğlum yapamazsın her şeyi, manyak mısın nasıl sen? Yapamayız kan ya? Yapamazsın. Alacağım. 30 olmadan kan dövül alacağım. 30 olmadan. Evet. Sen kaç yaşındasın ya? İnanılmaz yanlış yollarda olduğunuzu görüp çok neşeleniyorum. Yanlış yoldan siz de geçtiniz abi. O yüzden neşeleniyorum. Bizim yaşlı yaşayacaklarımızı biliyor. Kendi de yaşamış. Duygu sorun ne biliyor musun? Nedir? Bu tarz yaşlı insanlar deneyimlerini aktaramıyor. Çünkü anlamıyoruz. Peki ben o zaman sana deneyimimi aktarayım. Ben hiçbir şey bilmiyorum oğlum. Yani ortalama... Hiçbir şey bilmiyorum. Bak bunu söyleyeyim sana. Standart 50 yaşındaki bir insan deneyimlerine sahipsin. Hayır hayır. Öğüt veremem sana. Şimdi şey çok ilginç oldu. Dün benimle bir konuşma yaptılar. Birden böyle muteber adam oldum ya. Ya. Efendim yayıncılık falan. Koca şey diyor, kimse kanalın 500 bine geleceğini öngörememişti diyor. Ben de görememiştim diyor. Nasıl geldi anlamıyorum. Başarıya odaklılık berbat bir şey aslında. Sürekli başaranlara bakıp insanlarda şöyle bir eğilim var. Nasıl başardın? Anlat, biz de başaralım oğlum. Herif nereden bilsin nasıl başardın? Kaufman da bilmez büyük ihtimalle. Tabii ki bizimki kıyaslanabilecek bir şey değil ama yani hep şey işte, nasıl olur Flu TV gibi bir şey kurabilir miyiz? Yani herif farkında bile değil. Ayrıca önemi de yok zaten Flu TV. Yarın olmasa ne olur ki Flu TV? Maaşsız kalırsın. Ben artık her patronun söylediğini söyleyeyim mi? Sizler için çalışıyorum. Hayattan alacağınızı aldınız mı? Bitti mi sizin için yani? Offline'a ne zaman düşersiniz tahmini? Buraya Flu TV logosu gelsin. Sinek Doke. Çok güzel bir sahne var. En son sahne. Şimdi spoiler vereceğim ama kulaklıktan artık bir kadın herifi yönetmeye başlıyor. Kendi yönettiği hayatında oyuncu oluyor. Bir kadın da kulaklıkla buna emir veriyor. En son lafı şu herifin. Hayvan gibi şehir kurmuş, böyle acayip bir şeyler olmuş. I know what to do diyor herif. Kadın die diyor herif. Of evet ya. Evet ya. Oğlum bilmiyorsun bak. Hiçbir şey bilmiyorsun, şaka bir yana. Hayat tekrarlanamadığı için. Yani kararlar sınanamıyor abi. Bir kere veriyorsun bir kararı. Örneğin Flu TV'ye giriyorsun, çalışıyorsun. Sonra çıkıyorsun oradan. Öbürünü bilmediğin için, devam etsem ne olacağını bilmediğin için bir şey yok yani. Doğru yanlış diye bir şey yok. Ben niye bunu söyledim? Yani ders verirsiniz gelmiş hocam. Evet, en son bir ders vereyim dedim. Son ders. Hocam şeyi merak ediyorum. Söyle bakalım. Adamın yaşadığı şeyleri yaşıyor musunuz? Ya çok içten ben de yaşadım ve hala yaşıyorum. Evet. Herkes yaşıyor ya. Ben yaşamayan kimse olduğunu her inanmıyorum. Her gün gerçekten bugün son günüm mü diye kalkıyorum zaten. Belki de bugün ölürsem çok iyi olur. Rating alırsınız. Evet evet, süper olur. Şapkanızı biraz daha geriye alın. Ne önemi? Sabahtan beri bunu konuşuyoruz zaten. Hocam sonuç olarak okuyalım mı, üretelim mi, çekelim mi, yoksa hiçbir şey yapmayalım mı? Abi ne istiyorsan yap. Olay ben o ya. Şey gibi, Bilge Dede gibi. Kaplumbağaya dönüşüyor. Size hayatın sırrını vereceğim şimdi. Hocam soğuk mu oldu arabaya? Bana çok sıcak geliyor. Şunu çok beğendim aslında, Nevzat Bey'e katılıyorum. Hep başkalarının neler hissettiğini merak ediyorum dedin ya, sen dedin galiba. Bir hademenin orada hademe ya. O adamın hayatına sıkışmış hissettiğini düşün. Onu çok iyi vermiş. Müthiş. Ve maalesef şöyle bir sorun var. Yani bir takım insanlar hademe olacak. Ben yapacak bir şey yok evet, yani. Evet. Hademelik diye bir post varsa bir takım insanlar da Flu TV'de kurguculuk yapacak. Hocam son hangisi bir yıldır. Hangisi daha kötü bunu kimse bilemez. Onun için bana soruyorsanız size şunu söyleyeyim. İstifa edin gidin. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Çok saçma olduğu için kimseye anlatmıyorum. Kendim de yapmıyorum çok kötü olduğu için. Söyle bakalım. Benim kadınlarla problemim var. Pek çok şeyle var. Sadece yok, kadınlarla olan problemim çok ilgimi çekiyor. Ne gibi bir problemden söz ediyoruz? Cinsel mi? Genel yani. Yok, şöyle bir sorun var. Mesela ev arkadaşım var. Birileriyle tanışıyor. Seks yapıyor. İşte arkadaşları oluyor. İstersen ev arkadaşını burada şey yap, ifşa etmeyelim. Yok yok, şeyden bahsediyorum. Normal insanlar bunu çok iyi yapıyor. Bir yerde birileriyle tanışıyor. Arkadaş ediniyor. Ya bu çok standart düzenli gidiyor yani. Çok dürtüsel oluyor. Bende olmuyor. Bunu şey olarak söylemiyorum. Seks yapamıyorum falan değil. Yok. Bir insanla iletişim başlatamıyorum.
Program ha, fikri ha, program olarak. Fikri şuydu. Program fikri şuydu. Ben nereye geliyorum? Arabada ben ve Duygu varız. Şey, kadınları ne siktirdin ya böyle. Böyle saçma. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Acaba bir sonraki bölüm olacak mı? İlker Cenevigil intihardan vazgeçecek mi? Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. Charlie Kaufman'ı çok seviyoruz. Siz de sevin. Muazzam. İzleyin filmlerini hepsini. Seyredin. Kendisi çok değerli bir insan. Kesme. Hayvan sakin ol. <olur. gülüyor> Daralmış değil mi? Sol artık hadi. Yeter acıktım. Görüşmek üzere.